Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Arkadaşımız güzel bir çekim yapmış, yatay bir çekim. Çok harika, ağır ağır da gitmiş. Yalnız işaretin kaplumbağa olduğunu zannediyorum. Hemen şu üstte gördüğümüz işaret kaplumbağa ve üzerinde bazı işaretlerimiz var. Hepsini tek tek bakacağız. Hepsini çözmeye çalışacağız. Benim gözden kaçırdığım işaretler varsa arkadaşlar yorum kısmına yazın. Hep birlikte çözmeye çalışalım. Şimdi burada iki tane hayvan figürü var. İkisi de büyük ihtimalle kaplumbağa, çiftleşen kaplumbağa ve ön taraftaki kaplumbağanın arka kısmında tek oyma işareti gördüm. Ve bunun dışında kanal işaretleri. Bakın arkadaşlar, kanal yapılmış, oyma hemen yanında, kanal alta doğru iniyor. Burada çok büyük ihtimalle mezar tünelden sonra mezar odasına giriş olduğunu söyleyen işarettir. Ve alana baktığımızda bu işaretlerin bulunduğu yer biraz yüksek gözüküyor, yüksek alanda olduğunu görebiliyoruz. Burada bir cihaz kontrolü yapmamız lazım. Çünkü kaplumbağa işaretlerinde hediye olayı vardır arkadaşlar. Eğer soygun yememişse arkadaşımız baş kısmı kesik şeklinde sanki birleştirilmiş kayalar var arkadaşlar, bakın. Aralarında horasan harcı gibi gözüküyor. Baş kısmı hemen şu arkadaşlar. Yani bir hayvan figürü de hani tam net ben kaplumbağaya benzettim. Tabi sizden de yorum bekliyorum. Oyma işaretimiz var. Bakın net bir şekilde mezar olduğunu söyleyen işaretimiz. Şu sağ tarafı çekmemiş. Şurada bir V işareti gibi hemen kesik var arkadaşlar. Orayı çekmemiş. Orası bize bir 5 metre arka tarafta olduğunu gösteriyor. O çok çok önemli bir işaretti. Hemen elini vurduğu kayanın üstünde V şekli var ve üst tarafı gösteriyor. V şeklinin uç tarafında bize yön vermiş ve mezarın o tarafta olduğunu söylüyor. Arkadaşımız onu keşke net bir şekilde çekseydi. Şurası arkadaşlar hemen arka tarafı gösteriyor. Bu kayanın arkasında bir 5 metre alan içerisinde olduğunu söyleyen, mezarın olduğunu söyleyen işarettir. Ve kayalara baktığımızda hepsinde işlem yapılmış, hepsinde kesim yapılmış ve 1, 2, 3 tane oyma işaretimiz var. Üçgen şeklini almış. Güzel bir yer sol tarafı çekse şurası hemen şu arka tarafta 5 metre arkasında olduğunu söyleyen işaretimiz ve yine oymaların olduğunu gösteren işaretlerimiz. Kaliteli bir yer gerçekten. Yani hani işareti tam çözemesek bile işlem yapılmış, oyma işaretleri yapılmış. Yani mezar olduğunu söyleyen. Yalnız buranın altında bir şeyler var. Kesinlikle var. %100 var buranın altında. O yüzden ben kaliteli bir cihaz varsa burada kullanmasını istiyorum. Çünkü burada eline bir şeyler geçecektir. Ve onun dışında 5 metre arka tarafında olduğunu söyleyen işaret de var. Bunun dışında geziyoruz, hep birlikte bakıyoruz. Başka işaretlerimiz var mı yok mu? Ve bir tane mezar tek değil arkadaşlar. Birkaç taneden oluşuyor mezar. Burada bir şey yok. Arkadaşımızın ellediği yerde hiçbir şey yok. Sadece bir çıkıntı. Buranın üstünde yine bir şeyler yok. Sadece oyma işaretlerimiz var. Ve bu alanda birçok mezar olduğunu da gördük. İşaretlere bakarak. Tabii. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada yok arkadaşlar. Burada da bir şey yok. Sadece dediğimiz gibi şu arka tarafı arkadaşımız
Geçse arka tarafını bir görebilsek, arka tarafından ne var? Evet. Buranın burayı yine es geçiyor. Görmüyoruz orayı. Kanallar yapılmış. Yalnız burada bir tünel var. Kesinlikle bir tünel var. Direkt o mezar odasına, kaliteli mezar odasına giriş için yapılmış bir tünel. Fazla derin, yani fazla mesafesi yok arkadaşlar. Fazla mesafesi yok. Bir 4 metre falan tünelin uzunluğu. Yani şu arka tarafı çok merak ettim. Arkadaşımız her yeri çekmiş, orayı çekmemiş. Orada bir araştırma yapması lazım. Kesinlikle yapması lazım. Buralarda herhangi bir şey yok. Sadece az önce gördüğümüz tünel ve direkt odaya gidecek şekilde yapılmış tünel. Buranın altında olma ihtimali yüksek. Tünelin buranın altında olma ihtimali yüksek. Ve az önce söylediğim gibi V işareti arka tarafı gösteriyor. Kesinlikle orayı da kontrol etsin. 2-3 yerde mezar olduğunu söylüyor zaten. Şimdi şuraya baktığımızda, şu kesime baktığımızda, bu kesim de bize 7 metreden bahsediyor. 7 metre tam uç kısmında, yani şuraya koltuk gibi yerin 7 metre karşısında mezarın olduğunu söylüyor. Yalnız bu taşlarda bir işlem yapılmış arkadaşlar. Tuzak da var. Bakın arkadaşlar. Kayanın düşme ihtimali, yani bir işlem yapıldığı zaman düşme ihtimali çok çok yüksek. Tıpkı bir merdiven gibi dayanmışlar oraya ve altında, kayanın altı çok sivri bir kayaya bağlanmış. Hani yerinden kımıldadığı zaman giriş yerini kapatabilecek şekilde yapılmış. Tuzak, kesinlikle tuzak. Buranın altına iniliyor arkadaşlar. Evet. Bu kayanın altında bir mezar odası olduğunu net bir şekilde söylüyor. Kesinlikle. İşaretler hepsi onu gösteriyor. Yalnız giriş buradan değil. Giriş dediğimiz gibi biraz uzaktan tünelden giriliyor. Şimdilik